Efendim rica etsem biraz daha yaklaşabilir miyiz? Biraz daha. Çok güzel, çekiyorum. Bilerek eski parfümünü sürmüş. Neden etkileniyorum bu kadar basit bir şeyden? Sanki yeni biri var karşımda. Bitti mi? Bitti Ozan Bey. Sözlerim, evliyken böyle bir yerde yemek yemeyi hayal bile edemezdik değil mi? Kurşu kurşuna hesaplamak zorundaydım. Ama hiç şikayetim yoktu ki benim. Yani hiç dışarıda yemek yemeyi falan da aramıyordum. Ben zaten annene çekmişsin yemek konusunda. Paramız yoktu ama eğlenmeyi bilirdik. Sohbete başka bir yerde devam edelim mi? Ya olur tabii ki, neden olmasın? Hadi o zaman. Nereye gidiyoruz? Eve. Buraya neden geldik? İçeride konuşuruz. Nasıl? Çok güzelmiş. Hı hı. Tanıdık gelmedi mi? Yok. Biraz daha bak istersen. Böyle bir evim olsun istiyorum. Kocaman, ferah, aydınlık bir ev. Ben çok çalışıp alacağım sana böyle bir ev. Söz. Cümlesi olsun şunun yanında sallanan sandalye. Ozan, bu bizim hayalimizdeki ev. Şömine, sallanan sandalye, havuz, bahçe. Ozan sen bunları bizim için mi yaptın? Ne yapmaya çalıştığını farkındayım. Bu elbise, bu koku. Ama o eski saf Ozan yok artık karşında. Hayatıma girdin çünkü ben bunlara sahibim. Senin olayın bu çünkü değil mi? Bunun adına ne derler biliyor musun? Dur ben sana söyleyeyim. Açgözlülük. Hayır. Evleneceğim kişiyle nasıl yaşayacağımı gör istedim. Tam her koşulda yanımda olan, beni seven kişiyle. Benim de öyle seveceğim kişiyle.